Birçok insan şu kafada yani. Ben şunu yapıyorum ama elime ne geçiyor? Eline bilgi geçiyor. Bilgi, bilgi ne ki? Bilgi geçse ne olur, geçmesin ne olur. Ne oldu mesela? Elime ne geçti? Biliyorsunuz astronomi belgeseli yaptım. 3 tane, dört tane. Mesela orada takım yıldızları anlatan bir astronomi belgeseli yaptım. Yaptığını kanka da eline geçti. İşte bak seneler 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 sonra ondan sonra herif, herifin teki başka bir herif tabii. Sonra yanımda duruyor. Çok sinirlenmiş. Bu youtuberlarda da diyor Bunlar diyor bir, bir video çekiyorlar. Hiçbir şey yapmıyorlar. Bir video çekiyorlar. Milyonları götürüyorlar. Biz 8 saat satış satış temsilcisiymiş herif. Biz 8 saat mesai yapıyoruz. Doğru düzgün para kazanıyoruz. işte. malsın çünkü. Onu mu deseydim acaba? Ben biliyorum kanka sebebini biliyorum. Ne biliyor musun? Malsın çünkü. Malsın çünkü. Çünkü mesela ben üniversite sınavından önce sinemaya giderdim. O lise sonundayken sinemaya giderdim. Yani o sene. O seneden bahsediyorum. Şey başlayana kadar test çözerdim. Film başlayana kadar. Beni gö böyle gösterip dalga geçerler. Ne yapıyor bu diye. Ne, ne yapıyormuşum? Öğrendin mi ne yaptığımı? <laughs> Yaptığımız her konuda öyle. Mesela biz ilk video çekimlerine başladığımız zaman bizi de böyle gösterip dalga geçerlerdi. E şu an herkes artist oldu. Herkes artist olmak istiyor. Çünkü ne, ne fark etti? Fark eden şu. Biz çekim işini sevdiğimiz için, filmciliği sevdiğimiz için yapıyorduk. Bununla böyle kazandığımız bir ün, şan, şöhret hiçbir şey yoktu. Mesela bir, bir buçuk ay uğraşıyorsun, video çekiyorsun. Çünkü editlemesi çok aşırı sürüyor o zamanki programlarla. Seyredilmeye bakıyorsun 65 kişi. 65 kişi seyrediyor. Ama ne oldu? Sonra bir baktılar. o influencerlar. Onlar ünlü olmuşlar. Zengin oluyorlar. Paralar bilmem nere. Aa para geçiyor yine. Dur lan ben de yapayım hemen. Altına yücüm. Aynen kanka. Biraz geç kaldın ama Megistas. Çocukluğumda oyun modluyordum. Aynı şeyi söylüyorlardı. Şu an oyun geliştiriyorum. İyi olduğunuz her ne varsa hayatınızdan çıkarmayın. Şeyler aramızda mı arkadaşlar? Bir oyunu oynamaktan çok level yapman. tayfa. Burada mı? Ben de onlardan biriydim. Jailbreak diye bir tane vardı. Arkona türü oyun var ya. Böyle top düşüyor tutuyorsun. Onun mesela level'ını yapabiliyordum. Oynamaktan çok level yapıyordum ben. Jaguar diye araba yarışı vardı. Onda da öyle. Oynamadık, oynamaktan çok level yapıyordum. Oynamak çok kısa sürüyordu. Normalde düşünecek olsan mesela saatlerini verip yapıyorsun. 5 dakikada oynuyorsun ama. Dışarıdan herhangi random bir normi bizi görse bu salak ne yapıyor der. Ama işte seneler 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 sonra diyorsun ki Aa ben ben 8 saat satış temsilciliği yapıyorum. 8 saat bilmem ne de, e, amcamın şeylerine bakıyorum. Galerisinde telefonlara bakıyorum. 8 saat biz çalışıyoruz günde. Bu adamlar bir tane video çekiyorlar. Milyonları götürüyorlar kanka. Dur daha dur. Harbiden milyonları götürdüğüm zaman da gelecek. Ama videolardan değil. <laughs> o biraz zor. <laughs> Yo gerçi bu enflasyonla götürürüm. Bu enflasyonla götürürüm yakında. Bu konu en son konuştuğumuz konuyla neden konuş? Onunla ilgili neden konuşmak istedim biliyor musunuz? Başka insanlar da var mı böyle? Gerçekten azız. Mesela şunun gerçi şu gerçeğin farkında olan çok az kişiyiz. Bilgi çok önemli bir güçtür. Çin bak bunun çatır çatır farkında. Alıyorlar alıyorlar üretiyorlar. Bilgiyi alıyor teknolojiyi alıyor. Seri üretim yapıyor ucuz seri üretim yapıyor ondan sonra. Bilgi çok önemli bir güçtür. Ya da tam tersini düşün. Bilgi üretenler. Amerika'daki mesela insanlar. Yeni teknoloji üretenler. Elon Musk'lar ve onun gibi insanlar. Şunu düşünsene adam milyonlarca doları çöpe atıyor. Milyonlarca doları çöpe atıyor ama en sonunda günün sonunda aylar sonra yıllar sonra bir tane bir tane bir şey keşfediyor bir tane bir şey buluyor abi ve ondan sonra artık dünyanın dev gücü oluyor ya da o adam paraya para demiyor mesela bunu bilen çok az kişiyiz arkadaşlar bilgi çok önemli bir güç en önemli güç bilgi arkadaşlar bunu bilen çok az kişiyiz hani şunu da yapmıyorum falan. demiyorum çünkü herkes duysun neden biliyor musun birçok kişi bakacak ne diyor amına koyayım bu diyecek. Çoğunluk %90 belki bunu diyecek. %90 belki bunu diyecek. Boş yapıyor. Ne diyor bu amına koyayım falan diyecek. Sen şimdi yıldıza bakıyorsun da yıldız takım yıldızın da şeyini öğreniyorsun da takım yıldızın şeyini öğrenince eline ne geçiyor kanka? Ben şunu hatırlıyorum. Bak bunu daha önceden konuştum o yüzden çok kısa. Bilmeyen çok insan oluyor. Yeni gelen ve eski konuştuklarını bilmeyen çok insan oluyor. O yüzden özet geçeceğim. Arkadaşın kanosuyla bir hedef belirlemiştik. Oraya kadar gitmiştik. Bir buçuk saatte gittik. Sonra çok yorulduk. Minibüsle döndük. Sonra minibüsle gene gittik. Etraf, e, ertesi gün. Üç buçuk saatte çünkü bu sefer şeye doğru gittiğimiz için, dalgalara doğru gittiğimiz için geri döndük. Bunu arkadaşa anlatmıştım mesela. Arkadaş bana şey demişti. Eline ne geçti? Ne geçiyor biliyor musunuz peki? Şu geçiyor. Kafana bir hedef koydun mu? O hedefi istiyor musun yapmak? O hedefi oldurmak istiyor musun? Artık o hedef doğrultusunda ne gerekiyorsa yapman lazım. Ay yoruldum, ay siktir et falan diyen insanlarla senin farkın bu. Ondan sonra seneler sonra bu bu tür şeyler e, insanlara cesaret veriyor. Bu tür şeyleri başarmak insanlara özgüven veriyor. Ondan sonra evden kaçıp Romanya'ya gitmiştim. Senelerce mesela mektup üzerine haberleştik. O zamanki kız arkadaşımla, şimdiki eşimle. Ha şöyle de olabilirdi. Sonu gelmeye de bilirdi. Önemli değil. Tecrübe. Tecrübe de çok önemli bir şey. Hayat tecrübe, tecrübesi. Ama sonu geldi. Sonunu getirdik. Ve şu anda yapmış olduğum en iyi ha, e, zaman yatırımı. O oldu. Çünkü ne olursa olsun kaç para kazanıyorsan kazan. Mesleğin ne olursa olsun. Her şeyde önemlisi gerçek anlamda sevebileceğin, gerçek anlamda seveceğin, gerçek anlamda huzurlu olacağın biriyle birlikte olmak. Dışarıda ne kavga gürültü oluyorsa olsun eve geldiğin zaman evde barış ve huzur olması. Ve gerçek anlamda limitsiz bir şekilde acaba şımarır mı? Acaba bunu kötüye kullanır mı diye düşünmeden sevebileceğim birisiyle birlikte olmak. Çok kişi bunu maalesef hayatı boyunca bulamıyor. Buldum ve bırakmadım. Çok sallantılar yaşadık tabii ki. Çok sallantılar yaşadık ama buldum ve bırakmadım. Ve şu anda yapmış olduğum en iyi iş. Bu diyorum yani. Yapmış olduğum en iyi proje. Çünkü çok uzun süreçli bir projeydi o aslında. Yapmış olduğum en iyi iş bu tür şeylere kesinlikle değiyor arkadaşlar. Yani birçok genç arkadaş mesela bunu tam tam hayalini kuramıyor değil mi? Tam hayalini kuramıyor. Yani diyor ki mesela 30 yaşında ve 30 yaşından itibaren böyle evlenip ama gerçekten istediğim biriyle birlikte olup gerçekten evet bu kişi is the one, the one diyebileceğin evet bu diyebileceğin birlikte olduğun bir kişiye sahip olabilmek için gençliğini harcadığına değer mi? Çünkü gençliğin harcadığına neyi kastediyorum? 20 yaşından beri mektuplaşma, uzaktan konuşma, bilmem ne yapma. Gençliğini harcadığına değer mi? Eğer doğru ise değer. Doğru ise değer. Tabii ki bu işin içine risk var. Sonunu getirmesen bir cesaret gitmişsin. Yurt dışına yaşamışsın. Buna cesaretini bir ömür ağlayan çok insan gördüm ben demiş. Evden kaçtım abi de. Şöyle İstanbul'a gidiyorum dedim. Çünkü yapacak bir şey yok. Yanlış mı yaptım? Hayır kesinlikle doğru yaptım. Çünkü olması gerekeni biliyorsun. Bu olması gerek. Olması gereken bu. Yani kararı işte verecek sizsiniz arkadaşlar. O yüzden düzgün karar vermeniz lazım. Başkasının inisiyatifine güvenemezsiniz. Kendi inisiyatifine güvenmeniz lazım. Ve doğru inisiyatif alabiliyor olmanız lazım. Doğru kararlar verebiliyor olmanız lazım. Bir de mal olmayacaksınız yani. Yani mesela şunu da çok görüyorum çünkü ondan diyorum ailesine kızıyor. Diyor ki ben müzisyen olacağım falan diyor. Ailesi diyor ki aile zaten ailenin ne dediği şeydir. Standarttır. Aile der işte şey ol. Oku. Standart bir işin olsun. Cebine giren para belli olsun. Çünkü neden biliyor musunuz? Aile için şey önemli değil. Senin böyle çok yüksek potansiyelinin böyle en iyisini kullanma falan aile için önemli değil. Aile için önemli olan aç kalma. Bir de onlara bak. Yani kendilerine bak istiyorlar. Bir de aç kalma. Yani böyle bir işin olsun. Kendi kendini götürecek bir işin olsun. Aç kalma. O yüzden riskli işleri aile hiçbir zaman sevmez. O yüzden onun kararını verecek sensin. Sen şimdi atar yapıyorsun mesela ailen. Diyorsun ki hayır ben müzisyen olacağım. Tamam çok güzel ama ama müzisyenlik konusunda kendini geliştiremeyecek, geliştirmiyorsan, vaktini içip sıçmaya harcıyorsan o zaman çok kötü bir sürpriz seni bekliyor gibi. Ya da yeteneksizsen çok kötü bir sürpriz seni bekliyor. Kendini bilmiyorsan, kendini olduğundan daha yüksek görüyorsan kendini tam olarak bilmen lazım. Ne daha yüksek ne daha alçak göreceksin. Aşırı alçak gönüllü de olmayacaksın yani. O da sıkıntı. Kutay. Aile memursa vereceğin karar ve kariyer planlamamız ciddi anlamda daralıyor. Evet. Yani mesela benim babam doktordu. İki çocuğa da dedi ki doktor olacaksın. Kardeşim, büyük kardeşim benden büyük oldu. Benim de üniversite olarak bir idealim yoktu. Çünkü işte filmlerde falan ben ilgilenen birisiydim. Ve şeyi kesinlikle düşünemedim. O zamanki teknolojiyle filmci olacağım da film yönetmeni olacağım da unut yani. O, olmaz öyle bir iş. Ha isteğim vardı, hevesim vardı ama öyle bir şey olabileceğimi bile düşünmüyordum yani. O zamanki teknolojiyle. Sosyal medya yok, internet yok lan. Veya işte internet yeni yeni gelmiş falan. Lise, aynen lisede internet yeni yeni gelmiş falan. Öyle bir noktadasın. O yüzden ne isterse yazdım ben. 1'e 2'ye tıp yazdım. 3'e astronomi yazdım. Neyse ki çok ilginç bir şekilde tıp çok yüksek puandı. Yani şeyi bahane etmiyorum. Sarılık da oldum. Lise sonunda üniversite hazırlanırken sarılık da oldum. Ama onu bahane etmiyorum çünkü tıp gerçekten yüksekti puanı. 3'e de dedi ki 3'ten itibaren istediğin yaz İzmir'de olduğu sürece. Baktım astronomi hoşuma gitti. Onu yazdım. Ve kampüste çok şey öğrendik. Dahiliye doktoruydu. Kampüs bana çok şey kattı ama. Kesinlikle. Arkadaşlıklar kattı. Aikido'yu kampüste öğrendim. Gerçekten şey diyorlardı işte Hayatınızın en mutlu zamanları olan üniversiteye Hazır mısınız falan diyorlardı bizim lisedeyken Şey vardı böyle e, Üniversite tanıtım şeyleri afişleri falan Allah Allah diyordu demek ki öyle bir şey olacak Hayatımın en mutlu günleri Gençliğimin harbiden de çok Eğlendiğim Güzel zamanlardı Daha bana yakın insanlar vardı Böyle muhabbet edebileceğim şey yapabileceğim Kafa dengi daha çok insan vardı abi Standart elit insan kafası yani zengin elit insan kafası bana çok ters. Hep söylemişimdir. Hep şeyi düşünüyordum ben. E, herhalde diyordum. O zamanlar böyle çok sosyal olarak bir şeyim yoktu. Cesaretim yoktu. Özgüvenim yoktu. Herhalde ondan diyordum ama değilmiş. Çünkü şu an hala da aynısı, aynısı geçer. Hala kafa dengi değilim yani. O tayfayla. Aslında okuduğuna pişman mısın? Yok. Ne okuyacaktım ki? Film çekme işini sevmemin sebebi de şu abi. Gerçek anlamda harbiden lan bu iş tam bana göre dememin sebebi. Beni gerçek anlamda zorlayan bir iş. Çünkü daha önce yapmış olduğum iş, işlerde hep ne oluyordu abi? Kendimi kısıtlamam gerekiyordu. Potansiyelimi tamamen kullanamıyordum. Kendimi kısıtlamam gerekiyordu. Ama filmcilikte potansiyelin tamamen açık. Önü yok yani. Önü yok abi. O güzel. Yani bilgisayarda editörlük yapmayı da öğreniyorsun. Yapay zeka bilmem ne kullanmayı da öğreniyorsun. E, kamera ekipmanı yapmak için 3D yazıcı, modelleme vesaire de öğreniyorsun. Yazarlık zaten insanlara oyunculuk öğretiyorsun. Aktörlük yeteneği kullanıyorsun. Bir de fiziksel olarak mesela çekimle yaparken gerçekten fiziksel olarak zor. O yüzden fiziksel olarak kendini geliştiriyorsun ve bunların hepsini bir araya getiriyorsun. Işıkçılıktır, bilmem nedir, sestir, şudur budur. Bak ben e, lisede müzik yapıyordum mesela. O zaman çok çok ilkel yani Fruity Loops'tan da önce bu zaman EJ vardı. Dance EJ. EJ'lik diye bir şey vardı hatta biliyor musunuz? Şöyle geçiyordu işte DJ'in bilgisayarda yapılan versiyonla EJ deniyordu. Şu an artık kullanılmıyor o laf değil mi? Dance EJ vardı. Ondan sonra Rave EJ vardı. Tekno EJ vardı. Hip Hop EJ vardı. Onların hepsi vardı bende. Onlarla müzikler yapıyordum mesela. Oradan öğrendiğim bazı şeylerle mesela bu Ey Almanya'yı mesela yaptım. Ve Beyaz Hap filminde de şey yaptım işte. Bu çıkar onu salla var ya mesela. Çıkar onu sallayı bana şey olarak yolladılar. Track track yolladılar. Kanal kanal yolladılar yani o şarkıyı. Ben aldım ondan sonra kanalları kestim kestim sample'ları ayırdım. Sonra şarkıyı kendim yaptım. Basit yani çok temel bir şey tabii. Çok temel bir şekilde kendim yaptım. Ama en azından şunu biliyorum. Mesela müzik yapılacağı zaman. Mesela bu filme de onu düşünüyorum ben. Standart Türk filmlerinin bir çoğunda müziğe çok para harcamak istemedikleri için ya da işte o vizyonları olmadığı için müzikleri çok kötüdür. Değil mi? Ben mesela en azından kabaca kafamda canlandırabiliyorum artık şeyler var biliyor musunuz? Film müzikleri falan yapmak için sample kitler satıyorlar. Sinematik bilmem ne. Mesela onları alıp onlardan kendim film müziği yapabilirim artık. Mesela o noktadayım gibi. Bu işte yani hani o konuda da bunların hepsini birleştirebiliyorsun. Bunların hepsini birleştirip hikaye yazarlığını birleştirip bunların hepsini birleştirip bir şey oluşturuyorsun. O yüzden benim hoşuma gidiyor. Bütün yönetmenler böyle mi? Değil tabii ki de. Adam sadece yönetmenlik yapıyor bir de yazarlık yapıyor. Kendisine otör diyor. Işıkçılığı başkası yapıyor. Şeyi başkası yapıyor. Editörlüğü başkası yapıyor. Bir kere hiçbir şey olmasa bile editörlüğü sen yap yani. Editörlüğü başkası yapıyor. Kamera ekipmanını vesairesini tabii ki başkası ayarlıyor yani. Onların hepsi farklı. Görüntü yönetmeni farklı. Ama adam çıkıp diyor ki otörüm. Yani işin sanat kısmında var ama teknik kısmında yoklar. Yani şeyi merak etmişsinizdir. Mesela Mahsun Kırmızıgül yazıp yönetiyor ya film. O kadar aslında komplike ve karmaşık ve teknik bir şey ki film çekmek. Nasıl yapıyor lan bu? İşte böyle oluyor. Çünkü yazıyor ve yönetiyor ama işin teknik kısmını başkası yapıyor. Ama bu tür insanlara otör diyorlar. Öyle otörlüğü ben de yaparım. Bir ton param olsun tamam mı? Bir ton param olsun. Böyle en kral görüntü yönetmenini bulayım. En kral şeyi bulayım. İşte mü müzikçisini, e yapımcısını, şeycisini, kostümcüsünü, propçusunu hepsini bulayım. Propları da biz yapıyoruz. Makyajı da biz yapıyoruz çünkü. Hepsini bulayım abi. Sonra ki otörüm. Ben de diyeceğim. Barış Kabadağlı otor yönetmenin, görüntü yönetmenin, sanat yönetmeni vesaire olmam Hayır, oluyor zaten. Oluyor zaten. Çünkü olmaz ki başka türlü. Başka türlü olmaz ki. Bizim yaptığımız şekilde olsa zaten hiç kimse bir şey olamaz. Şey gibi düşün yani. Ulan bütün enstrümanları bir kişi çalıyor gibi. Zor bir iş ama benim hoşuma gidiyor. Benim hoşuma gidiyor ama ileride para olduğu zaman tabii ki şey yapacağım. Şimdi mesela işin yapımcılık kısmını başka bir arkadaşa devrettik. O ilgileniyor. İşte set mesela şu 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 lazım diyorsun. İşte o mesela onun görevi o oluyor, onları ayarlamak gibi. Ama şey, şey bana komik geliyor yani. yani sadece yazıp yönetmek aslında işin çok küçük bir kısmı. Otor ne? Auteur diye yazılıyor. Yaratıcı anlamına geliyor. Yani bir kişi hem yazıp hem yönetiyorsa onlara deniyor genelde. Yani her yazıp yöneten otor deniyorum bilmiyorum.